Demokrasi tarihimizin sayfalarında dolaşırken sağ sol kavgaları gördük, ihtilaller yaşadık. Kan aktı, idam sehpaları kuruldu. Ancak bunlar ülkenin yönünü hiçbir zaman değiştiremedi. 1980'lere geldiğimizde ise bir kişi çıktı ve sistemi kökünden sarstı. İnsanların dünyasını değiştirdi. Bu kimine göre büyük bir devrim, kimine göre bazı değerlerin yıpranmasıydı. Ne olursa olsun bu insan Türkiye'nin bir dönemine damgasını vurdu. İhtilale giderken gittiler, daha az asker olan Turgut Özal'a oy verdiler. Bu seçim bittikten sonra ben kardeşlerimi gönderdim, hayırlı olsun diye. Bir şampanya bul da patlatalım bu gece. Hayırlı olsun dedim, kutladım, geldim. Çekti bana öyle. İteyim mi? Hiç mübalağa yok dedi. 30'a yakın kararnameyi biz o gün imzaladık. Turgut Özal 1984 yılının ilk gününden itibaren Türkiye'yi sarsmaya başladı. Ne yapacağını çok net biliyordu. Bir hedefi vardı. Türkiye'yi içine kapanıklıktan, yani fakirlikten kurtarıp zenginleştirmek. Bunun da tek yolu vardı. Türkiye'nin malını dışarıya satabilmesi. Oysa ne doğru dürüst üretebiliyor ne de ihraç edebiliyorduk. Adeta kendi kendimize yasalarla elimizi kolumuzu bağlamıştık. İşte Özal'ın ilk icraatı bu oldu. Türkiye'yi durduran yasal zincirleri kopartmak. Memleketimizde yerleşmiş fakat yanlış bir kanaat vardır. Hangi problem çözülmemişse, hangi milli mesele halledilmemişse derhal en üst seviyede bir teşkilat, bir bakanlık, müsteşarlık, genel müdürlük veya yüksek kurul kurularak meselenin halledileceği zannedilmiştir. Yaptığımız idari reformla bu zihniyet sona erdirilmiştir. Artık Türk idaresinde yeni teşkilatlanmalar beklenmemelidir. Nihai hedefimiz dinamik, süratli ve müessir işleyen çekirdek bir idari yapıyı gerçekleştirmek olacaktır. Bakanlıklarda çeşitli mevzuatla kurulmuş 92 adet kurul, şura, komisyon ve komiteden 56'sı kaldırılmıştır. İşe Türk parasını koruma kanunu diye adlandırılan, aslında döviz girişi ve çıkışını büyük oranda kısıtlayan yasayı değiştirmekle başladı. O güne kadar ancak 2 yılda bir yurt dışına çıkabilir ve yanınıza da ancak $200 alabilirdiniz. Bizim evde bu çalışmalar yapılırken, özellikle kambiyo mevzuatında değişiklik, buna ait olan uzmanı tanıyorum, çok iyi arkadaşım. Bizim eve çağırdık, kendisine düşündüğümüzü anlattık. Biz böyle böyle bir serbestiyet getiriyoruz. Onun için sen Türk parası kıymetini koruma kanunu şöyle kararını, bu 3000 sayfalık olan bu kararı bir 15 sayfalık bir şekle getir. Bütün şu serbestlileri alayacak şekle istiyoruz dedim. Aman efendim batarız dedi. Mümkün değil. Yapamayız. Dövizimiz yetmez. Ya sen karışma. Sen bunu hazırla. Hazırlamayı reddediyor. Ha bak dedim, o zaman şunu yapalım. Sen kafana göre 50 sayfalık düşündüğün bu konuyla alakalı bazı tahditlerin kalmasını istiyorsun. Bunları ihtiva eden bir metni hazırla. Ertesi gün akşam üzeri getirdi. Turgut Bey dokümanı eline aldı ve kahkahalarla gülmeye başladı. Gülmeye başlamasının sebebi, sonunda gitmişler Merkez Bankası'nda küçük puntoyla yazan bir daktilo bulmuşlar. Aynı dokümanı küçük puntoyla yazınca 50 sayfaya sığmış. Aytekin de dayanamadı, efendim dedi. Siz dedi bizi işsiz mi bırakmak istiyorsunuz dedi. Turgut Bey de sizin gibi dedi değerli bir bürokrat hiç işsiz kalır mı Aytekin Bey dedi. Bu devlet dedi her zaman dedi sizin gibi bürokratlara ihtiyaç duyacaktır. Ama dedi lütfen dedi bunu dedi 50 sayfaya indirin. Dışa açılma, ihracatın büyümenin motoru haline geldiği bir dönem. İhracatın bir yaratacağı dinamizm, yani rekabet anlayışının daha yoğun biçimde Türkiye'nin tanıştığı bir dönemi başlatıyor ve Türk parasının kıymetini koruma kanununun değişmesi, bu anlamda ithalat, ihracat mevzuatı, dış ticaret mevzuatının değişmesi, bu anlamda kambiyo mevzuatının değişmesi, bu anlamda kamu finansmanı politikalarının değişmesi, Türkiye'de bir zihniyet değişimini de beraberinde getiriyor. Döviz alım satımı serbest bırakılıyor, isteyen bankada döviz hesabı açtırabiliyor, yurt dışına istediği sıklıkta ve istediği kadar dövizle çıkabiliyordu. Türk lirasının tüm yabancı paralarla değişimi, yani konvertibilitesinin kapısı açılıyordu. Türkiye zengin ülkelerdeki serbest sistemi aynen kabul etmişti. Artık döviz günlük yaşamımızın ayrılmaz bir parçası oluyordu. Cumhuriyet tarihinin ilk ve en büyük ekonomik tabusu yıkılıyordu. Türk Parası Koruma Kanunu. Ya Rabbi o günleri hiç unutmuyorum. Neler söyleniyordu. Herkes korkuyordu. Ben de o zaman açık yürekli olmalıydım. Ben de Türkiye'yi seven insan birisi olarak Turgut Bey diyordum. Bu ileri adımı attığına göre hazinede zaten limitli yabancı para var. Herkesler seyahata giderse yandık anam. Dolar büsbütün bulunmaz diyorduk. O haklı çıktı. Ne tenkitler. Ben de tenkit edenlerden oldum ve utanıyorum şimdi. O haklı çıktı. Eskiden cebinde birkaç liralık döviz bulundurmak suç iken, şimdi Türk vatandaşları herhangi bir Avrupa ülkesinin vatandaşı gibi ceplerinde istedikleri kadar dövizi tutabilirler. Hatta bununla istedikleri bankaya gidip hesap dahi açabilirler. Turgut Özal devletin piyasaya müdahalesine kesinlikle karşıydı. Piyasanın serbest bırakılmasına inanıyordu. Ekonominin tabii kanunları vardır. Bu kanunların dışına çıkarak nehri tersine akıtmaya çalışmayalım. Ekonomide arz talep sistemi varken fiyat kontrollerine dayanmak kara borsa ve çifte fiyatları doğurur. İthalatı güçleştiren tüm gümrük duvarları yıkıldı. İthalat ve ihracat serbest bırakıldı. Fiyat kontrolleri kaldırıldı. 4 yıl önce bu çeşitlerimiz yoktu. Şimdi her şeyimiz mevcut. Orta çağda mı yaşıyorduk? Taş devrinde miydik? Türkiye'de o zaman gümrükler ters. Bir inceledik. Ham maddenin gümrüğü bazen nihai mamülden daha fazla. Yani biz nihai ürünün ithalatını daha çok teşvik etmiş oluyoruz. Mesela bir televizyon düşünelim. Televizyonun içine yapımında kullanılacak tel, asit, devreler gibi malzemelerin gümrüğünü 0 yapalım dedi. 0,5. Lamba vesaire gibileri 15 yapalım. Televizyon kendisinin gümrüğünü de 30-35-40 yapalım. En fazla 40 olsun. Bu ne demektir? Televizyon üreticisi ham maddeyi 0 gümrük alacak ve kendisi televizyonu Türkiye'de imal edecek. Bu da çok o zamanki düşünceye göre çok aykırı bir fikirdi. Çünkü herkes büyük kaçakçılık olacağından korkuyordu. Hiçbiri olmadı. İnsanlar getirdikleri ham maddeyi ürün haline gelip sattılar. Ekrem Bey dedi ki, yani kulağı aşinasın kendisi de hatırlıyordur herhalde. Dedi ki efendim bunu yaparsak dedi, Türkiye iflas eder dedi. Yani Türkiye mal yığınıyla karşı karşıya kalır. Bütün sanayi kalmaz. Özal dedi ki ya dedi nerede o dolar o mal alacak? Bir defa milletin gözü doysun, vitrinde görünsün bu. Şimdi orada şu vardı. Ben haklıyım. Bir defa çıkacak. Dövizi götürecek. Ondan sonra tekrar Türkiye'ye döviz olarak getirecek bunu. Getirirken ihraç malı diye getirecek. Yani ihraç parası diye getirecek. Oradan vergi iadesini alacak. Böyle olursa dedim 1 milyon insan çıkar dışına. 3 milyar dolar eder dedim. Biz kaldıramayız, sonra bir yerde tökezleriz. Çünkü zaten biz o zaman 1 milyar 900 milyon dolar hepsi şeyimiz var. Dövizimiz var yani. Oysa tökezlenmedi. Ne ülke dışına 1 milyon insan çıktı ne de 3 milyar dolar kaçtı. Mevzuatların değiştirilmesi de yeterli değildi. Asıl değişmesi gereken 60 yıllık alışkanlıklardı. İnsanların kafalarında yarattıkları tabular ve devlete sırtını dayayıp para kazanma geleneği değişmeliydi. Genel inanç, Türk'ten iş adamı olmaz şeklindeydi. Cidde Ticaret Odası'nda bir toplantı sırasında çok meşhur bir iş adamı, oranın başkanıydı ve Türk asıllı bir iş adamıydı. Kendisine gittim, işte bir sürü rahatsız ettim, ne satabiliriz, ne edebiliriz diye. Adam bana döndü, dedi ki bak dedi, ben de Türk asıllıyım, Türkleri çok iyi bilen bir insanım dedi. Türk'ten dedi çok iyi öğretmen olur, çok iyi asker olur, çok iyi ev hanımı olur. Ama tüccar bir Türk hayatımda görmedim dedi, bu işten vazgeçti dedi bana. Meğer Türk'ten çok iyi tüccar, iş adamı ve ihracatçı da olabilirmiş. İşin tılsımı bu insanları malını içeride değil de dışarıda sattığı takdirde daha fazla para kazanacağına inandırmakmış. Çünkü o vergi iadesi verilmeseydi hiçbir şekilde dış tecrübesi olmayan Türk sanayicisi rahat Türk pazarını bırakıp dışarıya gitmeyecekti. O vergi iadesi bir havuç gibi oldu insanların önünde ve o havucun peşinde koşarak bütün fabrikalarımız ihracatçı haline geldi. Ve bunun neticesinde Anadolu'da da İstanbul'da da hiç ihracatı bilmeyen insanlar dünyanın en gelişmiş pazarlarına üretim yapıp ihraç edebilme gücünü kendinde hissettiler. Ve bu inanılmaz bir olaydı. Bunlara örnek verirsek Anadolu'da şehirlere bir Denizli, bir Çorum, bir Maraş, Antep gibi şehirlerimiz büyük ihracatlar gerçekleştirdi. Türk sanayicisinin, Türk çiftçisinin ihracat kabiliyeti yüksektir. Türkiye'nin ihracat potansiyeli çok büyüktür. Yeter ki ihracatın önündeki mevzuat engelleri kaldırılsın. Yeter ki ihracat yapacak, herkesi teşvik edecek, canla başla çalışmaya sevk edecek iktisadi avantajlar sağlansın. Biz ihracatın önünde ne kadar fuzuli mevzuat engeli varsa hepsini kaldır. İhracatı teşvik etmek için iş adamlarını adeta elinden tuttu, dışarı götürdü. Ve ne yapılması gerektiğini anlattı. Türk insanından saatini Taksim'deki saate göre değil, Londra'daki uluslararası saate göre, Greenwich'e göre ayarlamalarını istedi. Başbakan ilk gezisinden itibaren yalnız iş adamlarına yurt dışı gezilerini yaptı. Çok az bakan yanına alırdı. Aşağı yukarı heyetin %80'i iş adamına olurdu. Çünkü Turgut Bey inanırdı ki onun yaptığı seyahatin asıl amacı o ülkeye ihracat yapabilmek. O ülkeye Türk müteahhitinin, sanayicisinin girebilmesi ve kendisinin onlara yardım ederek onları o ülkenin iş adamlarına veyahut hükümet erkanına daha rahat tanıştırabileceğine inanırdı. Bu eğitim uçuşları derim ben bunlara. Orada partnerlerini buluşturmuştur bizim iş adamlarımıza. Orada aynı işi yapan iş adamlarını buluşturmuştur. Onlarla müşterek toplantılar yaptırmıştır. Ve bütün bu çalışmalar Türkiye'de o dönemdeki ihracat patlamasını sağlamıştır. Ve ne yapmıştır? Bütün bunların parasını da iş adamlarından almıştır. Yani uçak parasını iş adamlarından almıştır. Otel parasını iş adamlarından almıştır. Gazetecilerden de almıştır. Yani bu seyahatlerin hiçbirisi devlet parasıyla yapılmamıştır. Seyahatlerinde iş adamlarını uçakta uzun yol dolayısıyla tek tek çağırır, projelerini sorardı. Ve bu projelerin içerisinde aklına yatanı, evet sen bunu devam ettir, ben destekleyeceğim. Gidiyoruz, otele yerleşiyoruz, saat 3.30'da herkes uyandırıyor bizi. Karatopeli kapıları çalıyor. Sayın Özal aşağıda sizi bekliyor diyor. İniyorsunuz, büyük bir salonda Özal yerleşik ve siz 10 saat uçmuşsunuz. Ve size tek tek sormaya başlıyor. Yani bu 20 kişi seçtiği 20-25 tane proje sahibine yarın saat şu kadarda müsteşar falan seni yerinde bekliyor. Projeni anlatacaksın. Bir gün hiç unutmuyorum. Japonya'da bir otele girdik. Etkilendik. Restoranlar güzel, salonlar güzel, güzel kızlar, fıstıklar filan. İkimiz beraber gelmişiz oraya. Ben bu hava içerisinde asansöre binmişim. Asansörde yüksek katlara doğru giderken bir bakmışım, mutluyum ben. Turgut Bey de gülümsüyor. Sen neye gülüyorsun bilmiyorum ama ben bir şeye gülüyorum dedim. Neye dedi? Ya şu hale bak be Turgut Bey dedim. Senle ben bu asansörün içinde en uzun boylu iki kişiyiz be. İkimiz de kısayız. Hakikaten oradaki Japonların yanında en uzun boylu iki kişi olduk. Mutluluktan güldük kahkahalarla. Dışarıya bir ürün satmak için sadece yasaları değiştirmek ve iş adamına vizyon kazandırmak da yetmiyordu. Her şeyin başında iyi ürün yaratmak geliyordu. Bunun için de altyapı şarttı. Yani yeni limanlar açmak, hava ulaşımını genişletmek, otoyollar yapmak, barajlar kurup elektriği her yere taşımak, bilgisayara geçmek, haberleşme ağını modernleştirmek gerekliydi. Bütün köyler elektrik götürüldü. Çok yere su götürüldü. Yol yapıldı. İlk defa telefon götürüldü. O manuel telefonu olmayan yerlere dahi, o elle çevirmeli telefonu olmayan yerlere dahi otomatik telefon götürüldü. Tabii özellikle elektriğin gitmesiyle çok büyük gelişim oldu. Elektrik benim tabirime göre bir medeniyet paketidir. Elektrik gidince oraya her şey gider. Radyo gider, televizyon gider, çamaşır makinesi gider. Artık ayranı bile makineyle yapmaya başlarsınız. Yağı bile makineyle çıkarmaya başlarsınız. Daha önce zor çalışıyordum. Köyümüzde elektrik yoktu. Zorla çalışıyordum. Yazı göremiyordum ve yazımı yazamıyordum. 1987 yılı sonunda elektriksiz köy kalmadı. 1280 köyünün 300 tanesinde elektrik vardı. Ve 87'de daha bir devre sonra 1280 köyünde elektrik vardı. Rahmetli Haydar Özalp bir gün geldi çok sert bir şekilde Turgut Bey'e, biz beraber çalışıyorduk partide. Çok sert bir şekilde siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz dedi. Ne yapmışız Haydar Bey? Hafızam beni yanıltmıyorsa Niğde ilinde, Borda dahil 50'ye yakın köyde açılış yapıyoruz. Elektrik hizmete giriyor. Bir iki gün içerisinde, yani 2-3 gün arayla 50'ye yakın köyde elektrik bağlıyoruz. Olmaz dedi. Ben dedi bağlamayacaksınız. O köy bana gelecek buraya. Bir otobüs tutacaklar. Gelecekler. Ben onları alacağım. Onlara bir öğlen yemeği yedireceğim. Enerji Bakanlığı'na götüreceğim. Benim ricam üzerine Enerji Bakanı bağlayacak ve biz gidip orada gün vereceğiz. Petrol lambasını kıracağız. Elektriğin şarteline basacağız. Program yapacağız. Turgut Bey de dedi ki hayır kardeşim dedi. Benim dedi zamanla yarışım var. Bu milleti bir an evvel karanlıktan kurtarmak bizim boynumuzun borcudur. Marmaris'te adam, iş adamı, yabancı turist merak ediyor, konuşmak istiyor, bir türlü telefon bağlatamıyor. Marmaris'ten motora biniyor, gezi motorları var. Rodos'a geçiyor, günlük telefonlarını oradan yapıyor, raporunu, WhatsApp'ını alıyor, geliyor 5-6 gün onu idare ediyor. Yani bu telefon reformu şimdi herkesin cebinde. Dahi bırakın o zaman, rüyaydı bunlar. İlk defa bağlanıyorum ve ilk defa sizinle konuşmak istiyorum. Bizim köye daha önce az önce elektrik geldi, elektriğe kavuştuk biz. Dün akşam da bizim köyümüze otomatik telefon bağlandı. Şu anda köyde sizi arıyorum. sırf teşekkür etmek için sizi aradım. Mutlaka oradan başka yerleri de ararsın. Almanya'yı falan da ararsın. Tabii otomatik olduğu için her tarafı arayabilirsin. Evet. Bankacılık, ATM'ler, bilmem kredi kartları falan filan, bunlar yani telefonun yanında. Telefonda yaptığımız hamleyle, yani o teknoloji orada yakalanınca bizim bile tahmin ettiğimizin ötesinde iyilikler geldi. Yani bugün bir internete kavuşmak, bir online bankacılık sistemi, bütün şeyler, yani online dağıtım sistemleri, sizin medya olarak da bütün perakendiciliğin kullandığı dağıtım sistemleri ancak onun sayesinde ayakta kalıyor. Yani bir an için şunu düşünün, Türkiye bir Suriye gibi veya işte 80 yılındaki gibi bir telefon tablosuyla karşı karşıya olsaydı, birileri gelip de o şeyi açmasaydı o barajın kapılarını, ne olurdu diye düşünüyorum. Yerel olmaktan global düşünmeye ve iç pazara kapalı bir iş adamlığından uluslararası pazarda rekabet edebilen bir konuma getirmişlerdir. Tabii bunların oluşması için mali yapıda birçok reformlar yapmışlardır ve buna gerekli olan altyapı yatırımlarında büyük yatırımlar olmuştur. Turgut Özal 1984'ten itibaren fırtına gibi esmiş, Türkiye'nin dış dünyaya açılması, ihracat patlaması yaratmak için yasaları ve uygulamaları teker teker değiştiriyor. Enerji, ulaşım ve haberleşme altyapısını genişletmek için de büyük yatırımlar planlıyordu. Ancak bütün bunlara, bu dev yatırımlara Türkiye'nin sınırlı bütçesi yetmiyordu. Kamu ortaklığı fonu ve toplu konut fonu diye iki tane fon kurdu. Kamu ortaklığı fonuyla bazı büyük projelerin dışarıdan finanse edilip kendi içinde bir çarkta devletin, yani yatırım bütçesinden ayrı bir yönetimi olabilir mi arayış içinde oldu. Büyük altyapı yatırımları. Bu toplu konut fonunun geliri neydi? Eskiden kara borsa olarak giren malları serbestleştirdi. Biraz evvel bahsettiğim gibi, yani dış ticareti serbestleştirdi, ithalatı, ve onun üzerine fon koydu. Yani gümrükleri düşürdü, sıfır gümrüklü, ama her ithal ettiği şeyden de şu kadar fon alırım dedi. Bu fonlar toplu konut fonuna gitti. Bu paralar muazzam bir kaynak oluştu. Kamu ortaklığı fonu çerçevesinde ilk defa köprü senedi çıkardı. Birinci Boğaz Köprüsü. Arkasından Keban Barajı. Bunlar ikişer saatte satıldı. Kamu ortaklığı fonu da parayla doldu. Biz bu paraları Karakaya Barajı, Atatürk Barajı başta olmak üzere barajlara yönlendirdik ve barajlar süratle tamamlandı ve Türkiye Enerji Bakanlığı'ndan kurtuldu. Otoyolların da önemli bir kısmı bu fonlarla finanse edildi. Kağıt var, Malbora var. Var mı şansını denemek isteyen? Kağıt var, Malbora var. Türkiye uzun yıllar bu sesleri duydu. Yabancı sigara ve içki kara borsada el altından satılırdı. Bir gün aniden serbest bırakıldı. Kararın alınmasının hikayesi de çok ilginç. Kağıt var, Malbora var. 1984'te Turgut Bey Başbakan'dı. Çankaya'da oturuyoruz. Sabah saat 4'e doğru. Zaten Turgut Bey geç vakte kadar oturmasını seven bir insandı. Cebimden sigara paketini çıkardım, dedim ki şu anda ben bunu içtiğim için hapse kadar girebilirim. Halbuki Türkiye'de herkes içiyor. Onun için bunu serbest bırakın dedi. İthalatını. 500 lira ödüyoruz. Bunun değeri 100 lira. 400 lirayı başkaları kazanıyor. Gayrimeşru şekilde. Hatta dedim ki o aradaki 400 lirayla bir fon kurarsınız. Nitekim konut fonu öyle kuruldu. Reaksiyonu şöyle Turgut Bey'in. Açtı telefonu. Yarın dedi resmi gazete 3 saat geç yayınlansın. Açtı telefonu, Adnan gelsin. Geldi uykulu, dedi ki sigaranın serbest ithali için bir tebliğ. Doğru tedbirler sonucu yılda 150 milyarı geçen sigara kara borsası sona ermiştir. Yıllarca ekonomimize tesir eden, resmi piyasaları dahi etkileyebilen döviz kara borsası sona ermektedir. En çetrefilli meseledir, 2 dakikada çözerdim. Mesela ehliyetlerin değişmesi. Bir telefonla olmuştu. Benim ehliyetimi gördü. Yırtık pırtık 20-25 sayfa dökülüyor. Dedi ki bunlar nedir artık? Dünya tek bir karta geçti dedi. Artık biz dedi kredi kartlarını, ehliyetleri bir tek karta indirmeliyiz. Hem daha ekonomik, hem daha kullanışlı. Sonra bizim yeni bir şey icat etmemize gerek yok. Bütün dünya ne yapıyorsa onu yapacağız. Sinirlendirmeyin sana. Hepsini alacaksın diyorum. Hadi hepsini alacaksın. Ayrıca fiş de alacaksın. Fiş mi? Fiş alamam. Niye? Fiş alamam. Fiş bu listede yazılı değil. Ne olsun yazılı olmasın sen alacaksın. Alacağım. Ne alırsan al önce alışveriş sonra fiş alacaksın. Tamam önce alışveriş sonra fiş alacaksın. Unutma. KDV'si içinde onun için ayrıca para ödemeyeceksin. Biliyorum. KDV'si içinde. Aferin sana. Böyle anca ne oluyor söyle bakalım. Hazineye hem de aile bütçesine katkıda bulmuş oluyoruz değil mi kızım? Ay ne güzel söylediniz. Artık bunun üstüne ben ne desem boş vallahi. Kusura bakmayın ama bu kadar fişi ne yapacaksınız? Bu ne bu? Bu işte fiş, istediniz ya siz. Ne fişi? Elektrik fişi, ne fişi olacak? Kızım ben bu fişi istemedim ki senden. Ne fişi istediniz? Ben satış fişi istedim. Ha satış fişini aldım burada. Buyurun. Aa, işte benim söylediğim fişi aldım. Ama bunu söylemenize gerek yok ki. Bu satış fişini almanın bir vatandaşlık görevi olduğunu herkes biliyor. Ben yapınca alışverişi zaten alıyorum satış fişi. Harcadığınız her kuruşun fişini mutlaka alın. Özal, Türk insanının günlük yaşamını kısa sürede tümüyle değiştirdi. Artık alışveriş yapan fatura istiyordu. İlk defa KDV ile tanışılmıştı. Cebinde tomarla para taşımak yerine kredi kartı kullanılır olmuştu. Manavlarda Amasya elmasının yanında Çikita muz boy gösterdi. Siyah beyaz televizyon dönemi kapandı, renkli yayın başladı. Kimse kazancından korkmasın diye servet beyannamesi kaldırıldı. Eskiden dava adamlığı vardı. Dava adamlığı yerini iş bitiriciliğe bıraktı. Bu anlayış değişikliği, tartışmaları, eleştirileri de tabii beraberinde getirdi. Ama ben ona devlet adamı pek demiyorum, bir iş adamı. Hadiseleri hep devlet açısından değil de iş hayatı, iş adamı açısından değerlendiriyor. İş hayata da çok yatkın, iş hayatı da bulunmuş uzun süre. Pratik bir adam. Bu daha işin başı. İcraatımızın hedefi, Türk insanını gençken ev sahibi kılabilmektir. Yani Özal'ın Türkiye'deki egemenlik dönemi, iktidar dönemi dünya konjonktürüyle birebir çakışıyordu. Özal yürekten kapitalist gelişmenin ne kadar denetimsiz olursa o kadar hızlı gerçekleşeceğine inanıyordu. Ki tarihi olarak tabii bu doğrudur. Ama bakıldığı zaman vahşi kapitalizmin, denetimsiz kapitalizmin her türlü sömürüye açık ve bütün yasaların üzerinde sadece kaba kuvvete dayalı kapitalizmin o sermaye biriktirme aşamasını, yani 19. yüzyıldaki endüstrileşme aşamasını Türkiye'de uygulamak istiyordu. Ve çok büyük ölçüde bunu becerdi. Gecekondu sahibi mevcut binasının yerine 3 katlı, 4 katlı bir apartman dikebilecektir. Böylece hem değerli bir mülk sahibi olacak hem de konut sorunu çözümüne katkıda bulunacaktır. Bir takım yeni felsefeler getirildi Türkiye'ye. İşte benim memurum işini bilir. Köşeyi dön de nasıl dönersen dön. Yani liberal ekonomi altında Türk toplumunun bütün manevi değerleri alt üst edildi, tahrip edildi. Yolsuzluklara çanak tutuldu ve devleti yok etme politikası da açıkça güdüldü. Ben burada bir örnek vermek istiyorum. Turgut Özal mesela Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu'nu, ki Türkiye'nin en önemli kurullarından biridir yolsuzluklara karşı, kanunla kaldırmak için girişimde bulundu. Umumiyetle hazine arazisi veya belediye arazisi üzerinde yer yapmış. Bunların meselelerini çözeceğiz, tapularını inşallah vereceğiz dedik. Bana göre bazı olumsuz şeyler olsa bile yani Türk parasını kıymetini koruma yasasını kaldırması bir olumlu adımdır. Bir reform olarak o dönemde dışa açılma konusunda, yani ufuklar olarak insanların dışa açılma konusunda, özel sektörün dışa açılması konusunda olumlu bir reformdu. Muhalefete göre Özal parayı öne çıkartıyordu. Yozlaşma, arabesklik, yabancı taklitçiliği toplumun dengelerini bozuyordu. Parti içinde ise çok hızlı gidildiğine ait eleştiriler yapılmaya başlanmıştı. Özal'ın her birine yanıtı, evet acelemiz var şeklindeydi. Aziz ve muhterem vatandaşlarım, Bizim bu hızlı çalışmamız muhaliflerimizi epey kızdırıyor. Ve bizim aleyhimize birçok karalamalar yapıyorlar. Bu karalamanın, bu çamur atmanın artacağını biz biliyoruz. Çünkü maalesef eski alışkanlıklar devam ediyor. Biz bunları aldırmıyoruz. Bizim işimiz onlarla değil. Bizim işimiz sizinle. Biz milletin işini halletmek için iktidara geldik. Bu anlamda birçok projeye başladı. Örnek vermek gerekirse işte telekomünikasyonda, liman altyapılarında, otoyollarda birçok alanda müthiş hamleler başladı. Bu da enflasyonun yeniden yukarı çıkmasına neden oldu. Bizim Türkiye'nin burada çok önemli bir karar vermesi gerekiyordu. Bütün bunları dengeli götürmesi gerekiyor olabilirdi. Biz büyük reformlar yapıyoruz, önemli değişiklikler yapıyoruz. Ama bu tam anlatılamıyor, izah edilemiyor. Bir Bakanlar Kurulu toplantısındaydık Ekim ayında. Ben elimi kaldırdım. Sayın Başbakan, bir maruzatım var dedim. Söyle Hüsnü dedi Özal. Dedim ki efendim biraz yavaş gidemez miyiz dedim. Bir de önce şey demedi. Demek istediğimi anlamadı önce. Ne oldu Hüsnü, senin de mi gözün korktu dedi bana. Ben dedim ki hayır efendim, isterseniz daha hızlı gidelim ama yaptıklarımızı anlatamıyoruz. Dedi ki Hüsnü dedi, haklısın ama dedi, Türkiye bu vakti bir daha bulamaz dedi. Biz yapalım dedi. Acele ediyorsunuz diyorlar. Aslında biz hızlıyız. Acele ediyoruz, doğrudur. Çünkü şuna çok iyi inanıyoruz. Memleketimizin ileri ülkelerle arasında büyük fark vardır. Bu farkı kapatmanın yolu hızlı çalışmaktır. Hızlı kim çalışır? İşi bilen usta çalışır. İşi bilmeyen acemiler hızlı iş göremezler. Turgut Bey'in maalesef hataları diye söylenen şeye sadece telekomünikasyondaki sevabının KDV'sini biliyorduk. 1983-87 dönemi zannediyorum bugün de ama özellikle gelecekte Türkiye Cumhuriyeti tarihi değerlendirildiğinde Türkiye'nin nitelik değiştirmesinde, rahmetli Özal'ın transformasyon dediği olayda tayin edici bir dönem olmuştur. Bu dönemde Türkiye ilk defa kapalı bir toplumdan açık bir topluma, kapalı bir ekonomiden açık bir ekonomiye, sadece kendi gündemiyle meşgul olan, kendi içine kapalık bir toplum olmaktan, dünya meseleleriyle de ilgilenen, sadece günü değil, geleceği düşünen bir toplum haline gelmiştir. Turgut Bey çok büyük bir değişimi çok hızla gerçekleştirmeye çalışıyordu. Ve Türkiye'nin yasaları değiştirmeye yönelik prosedürleri de bildiğiniz gibi oldukça uzun. Bence değişimi çabuk gerçekleştirmek için yasal konularda bir takım ne demek lazım? Kestirme yolları şey yaptı. Bunları doğru değil tabii. Yapılmaması gereken işler. Sevgili vatandaşlarım, elbette bunun tersini söyleyenler çıkacaktır. Hatta şu anda içinizden bazılarının hadi canım sen de dediğini duyar gibi oluyorum. Bu da tabii bir tepki. Çünkü fertleri tek tek memnun etmek elbette ki mümkün olamaz. Olamıyor da. Ama gayri memnunların dahi teslim ettiği bir gerçek var ki, o da Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığıdır. Şimdi onlara sesleniyorum. Ve diyorum ki, elinizi vicdanınıza koyun ve söyleyin. Haksız mıyım? Turgut Özal tabuları yıktıkça dışarıdan alkış alıyor, ancak içeride de eleştirilerin dozu giderek artıyordu. Muhalefet, ekonomik politikalara fazla ses çıkaramayınca aileyi, prensleri ve yakın çevresini hedef aldı. Hanedan kelimesi manşetlere çıkar oldu.